Değerli dostlarım herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyelim. Yine katıla dahil olarak canlı yayına yön verebilir. Analiz taleplerinizi iletebilirsiniz değerli dostlar. Evet. Frota ile başlayalım. Frota bakalım nasıl bir kapanış gerçekleştirmiş. Hep beraber şöyle bir bakalım. Evet, geçen hafta eksiyle gelen bir kapanış söz konusu Frota'da. Ee, i̇ndikatörler açısına baktığımız zaman negatif görüntü halen devam etmekte. Haftalık bazlı. Hemen günlük görüntüsüne de şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle günlük görüntüye baktığımız zaman artık tepelerin daha aşağıda oluşmaya başladığı bir protoyla karşı karşıya izler dostlar. Yani bu da bir e, teknik açıdan bir negatif görüntüyü işaret eder. İndikatörler zaten şu anda eksi görüntüde yani negatif görüntüde şu destek hattına kadar düşüşler gelebilir. Onun için dikkatli olalım. Bu seviyelere kadar MA 200'lere kadar 958 960'lara kadar bir düzeltme, bir geri çekilme olabilir. Artık hissede olmayan bir yatırımcı arkadaşımız için gerekli olan şuradaki direnç hattını kırmasıdır. Bu direnç hattı kırılmadığı müddetçe burada geri çekilme, bu alçalan takoz başlangıcı başlangıcı içerisinde devam edebilir özellikle hem bu majör destek hem de geçmişteki önemli direnç noktasının desteğe dönüşebileceği bir varsayımdan gidecek olur isek buralara kadar potansiyel olabilir. Onun için düşen kırılımıyla kendimizi garantiye alacağız arkadaşlar. Bu düşen kırılımı gelmediği müddetçe burada çok da hamle yapmanın bir anlamı olmadığı düşüncesindeyim. Net bir şekilde oturmuş olan bir direnç hattı var bu direnç hattını takip ediyor olacağız. Yine aynı şekilde desteklerimiz burada. Bu döngü şu şekilde aşağı doğru devam edebilir. Yani bu direnç kırılmadığı müddetçe şu şekilde bir döngüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama ne zaman ki üst direnç hattı 3. deneme veya 4. deneme artık neredeyse kırıldı, o zaman olumlu konuşabiliriz. Ama şu anki görüntü itibariyle e, negatif bir tablo hakim durumda, froto hissesinde. Migros'a bakalım Migros'taki teknik görüntüyü değerlendirelim Evet Migros'u önce ana hatlarıyla şöyle bir alalım bakalım direnç noktası nereye kadar geliyor Evet şöyle bir direnç bölgemiz mevcut ya yani bu direnç seviyesi aşılırsa arkadaşlar buradan Bakınız şuradaki derinlik kadar yukarı doğru yolculuğumuz devam edebilir. Buradaki direnci kırdığımız zaman bizim 690'lı rakamlarda buranın teknik hedefi söz konusu olur. Ama önceliğimiz bu direncin kırılması olmalı arkadaşlar. Bu direnç kırılmadan yapılacak hamleler burada eksi yazabilir bize. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Burada net bir fincan kulp görüntüsü mevcut diyebilmemiz için tabii ki de buradaki direnç hattının kırılması gerekli. Önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz nokta burası olacak. Böyle 566-567 seviyeleri üzerindeki kapanışlarda bu direnç hattı kırılabilir. Biz de yolumuza devam ederiz bir şekilde arkadaşlar. Ama e, tabi bu kırılımı öncelemek gerekir. Peki nerede stop olunabilir? Neresi negatif bize etkeder? Onu da şöyle alalım. Şurada bakın mevcut bir trendimiz var. Bu trend aşağı yönlü bozulmadığı müddetçe ki ortalama 543 seviyeleri falan bizi muhafaza edebilir. Hatta 540'lara kadar da inişler olabilir ama burası kırıldığı zaman artık kırılım miktarı ne olur? 540 mu olur? 539 mu olur? Zaman gösterecek. Buranın kırılmasıyla beraber aşağılarda 490 seviyelere doğru yönelişler gelebilir. Buraya da ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyor olacağız. Evet. Buraya da dikkat ediyor olacağız. Migros hissesinde. Devam edelim. Bir diğer hissemiz Vestel. Vestel elektronik diyoruz hemen. Evet. MA200'e tutunmuş vaziyetteyiz şu anda. Bu güzel. Yani bir hissenin MA200 bandında tutunuyor olması güzel. E, tabii geçmişteki tepe seviyesinin altında yer almak. En e, majör tepe noktasının altında yer alıyor olmak biraz sıkıntı. E, aşağıda şöyle baktığımızda 70'lere kadar olası geri çekilmeler olabilir. Şimdilik e, buradan bir ikili dip yapma potansiyeli barındırma ihtimaline rağmen halen düşen kırılım gelmemesi Sebebiyle de çok olumlu bakamıyoruz. Düşen kırılımı geldiği takdirde ile alakalı düşüncemiz tamamen pozitife döner arkadaşlar. Yani bir düşen kırılımı şart burada. Özellikle bakın şurada MA2, MA20 seviyeleri böyle 80 bandı üzerine atarsa hem MA20'nin üzerine atmış olacak hem de düşen kırılımı gerçekleştirdiği için olumlu bir senaryo olabilir. Tabii ki dönüş yaptığımız nokta itibariyle daha önce destek olarak çalışmış olan bir bölgenin yine destek olarak çalıştığını görüyoruz. Bu da güzel. Umarım bu haftaya şöyle bir 78 80 79 seviyeleri üzerindeki bir kapanışla düşen kırılımını gerçekleştirip buradan ilk etapta yukarı yönlü bakınız şu seviyeye doğru bir atak gelebilir. Düşen kırılımı geldikten sonra bu banda doğru bir yöneliş kaç olur burası? 88 90'lara. Sonrası tekrar bakılır. Evet. Vestel için bu hafta kritik. Düşen kırılımı geldi takdirde pozitif değerlendirebiliriz. Smart Güneş Enerjisi. Hemen ona da bakalım kısaca. Evet. Smart'a bakıyoruz şimdi de. Evet. Aynı durum birçok hissede mevcut. Birçok hissede mevcut değerli dostlar. Toparlanma gayreti var. İkili dip çalışmaları var. Bunlar güzel. Ama bir türlü gelmeyen düşen kırılımları bizim baskılanmamızı burada sağlıyor arkadaşlar yani şu kırılımlar gelip böyle hacimli alışlarla bu kırılımları görmemiz lazım evet o zaman tadımız tuzumuz yerine gelir o zaman neşemiz yerine gelir bakın şöyle bir direnç seviyemiz var MACD indikatörü böyle kısmi alsatlarla devam ediyor küçük küçük ee, esas olan kırılım arkadaşlar buradaki kırılımı gördüğümüz zaman o zaman deriz ki bu alçalan takoz yukarı doğru kırıldı hayırlı olsun buradaki en geniş açılı dip ve tepe bölgesi kadar yükseliş potansiyeli bekleyebiliriz o zaman. Yani kırılım geldiği zaman kırılım sonrası şöyle koyduğumuzda 70'li rakamlar devreye girebilir. Bakalım bu kırılım gerçekleşecek mi smart güneş enerjisinde ve artık uzun süren düşüş burada güzel bir yükselişte devam edebilecek mi hep beraber? Önümüzdeki hafta bakın bu hisselerde hep Vestel'dir vesaire baktığımız zaman hep kırılıma odaklı bir takip olacak. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. YouTube Traderman X kanalımıza abone olduğunuz gibi katıla da dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayınlara yön verebilirsiniz. Yine videolarımız altında Binance referans kimliğimiz var. Yine kayıt olmayan arkadaşlarımız %10 komisyon indirimiyle kayıtlarını yapıp 7-24 kripto para işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bakalım bu Donald Trump'ın e, tabii su, suikast girişimi de piyasalar üzerine nasıl etki eder? Aslında onunla da konuşsak olurdu biraz ama ben Donald Trump'ın biraz daha güçlendiğini, zaten güçlü olduğunu, biraz daha güçlendiğini düşünüyorum. Ve piyasalara ben Trump'ın daha iyi geleceğini düşünüyorum. Ha, dolar yükselebilir bir Yükselebilir. Onu da söyleyeyim ama e, burada e, yani çok da ben özellikle kripto piyasası anlamında eksi yazacağını düşünmüyorum değerli dostlar. Evet görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Lütfen beğeni yorumlarımızı eksik etmeyelim. Videoyu dinleyen her arkadaşımızdan bir beğeni ve yorum bekliyorum.